Bir saniye. Şimdi hayata yeniden geliyoruz. Ve bize diyorlar ki hangi karakter olmak istersin? Ceylan'ın bu haftaki yazar sohbetlerinin konuğu benim. Şimdi sorularınızı cevaplayacağım. Evet, bakalım neymiş. Kitaplarınızdaki havalı isimleri nasıl buluyorsunuz? Herhalde isimleri nereden bulduğumu soruyor. Yani yoksa isimleri beğenip beğenmediğimi sormuyordur. Bu konuda şöyle düşünüyorum. İsimler önemlidir. Yani bir çocuğunuz olduğunda da ona doğru isim koymak önemlidir. Ayrıca bir ismin çağrışımları da önemlidir. Psikanalitik olarak da bu böyledir. Romanlarımda karakter isimlerini o karakterle uyumlu bir şekle sokmaya çalışıyorum. Ayrıca genel olarak eğer bir yazar ipucu isterseniz isim soy isim kombinasyonunu gözetiyorum. Yani Ahmet veya Fatma ya da Ayşe ya da Tuğçe gibi tek isimler kullanmıyorum. Bunlar üzerine düşünüyorum. Bazen aliterasyon gözetiyorum, bazen mana gözetiyorum. Çoğunlukla ikisini birden, hatta başka faktörler de gözetiyorum. İsimlerin birbirine benzememesi için de dikkat ediyorum. Durum bu. Kafa mı, ot mu, neden ot? Çalıştığım dergi olan Ot dergisini soruyor herhalde ve kafa ile kıyaslamamı istiyor. Bu tür mukayeselere çok girmek istemem. Fakat Ot dergisi benzerleri arasında kurulan ilk dergidir, öncü dergidir. Metin Üstündağ tarafından kurulmuştur. Diğer bütün dergiler Ot'un ardılıdır. Popüler bir aylık yayındır Ot dergisi. Kafa dergisini son derece başarılı buluyorum açıkçası. Daha müesses bir görünümü var. Ot nispeten daha akışkan bir dergidir. Özellikle gençlerin ilgilerini genişletmeleri açısından veya edebiyatla, felsefeyle, akademi dünyasıyla ilgilerini genişletmeleri açısından önemli buluyorum. Okur kitlesini nasıl tarif eder? Okur kitlesi hakkında gerçekten çok bir fikrim, yani okur kitlesi hakkında gerçekten net bir fikrim yok. Fakat imza günlerinde ya da okurların verdiği reaksiyonlara bakarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de aydınlanma arayışında olan insan sayısı çok. Yani gençler hakikaten gençlere özgü soruları Türkiye'de derli toplu bir biçimde soruyorlar ve kendi aydınlanmaları peşinde yürüyorlar. Yani kendini salmış, hiçbir şeyi umursamayan, duyarsız bir gençlik olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Okur kitlesi, kitle demeyelim. Genelde ben tek tek insanlar gibi düşünürüm. Aslına bakarsanız Goethe gibi ben de bir tek okurum olduğunu düşünürüm. Onun kim olduğu hakkında çok bir fikrim yok. Yani biraz kılık değiştirebilen, böyle shapeshifter gibi bir figür aslında o. Birlikte kahve içebileceğimiz, ne bileyim Neşet Ertaş ya da Michael Jackson dinleyebileceğimiz, havadan sudan konuşabileceğimiz biri gibi tasavvur ediyorum okuru. Bir de bana, ya bilmiyorum bana özgü bir şey mi, şöyle bir talihim oldu. Çok farklı yaş gruplarından, çok farklı toplum kesimlerinden insanlar yazdıklarımı okuyorlar. Bunu Türkiye'nin bana bir jesti gibi düşünüyorum açıkçası. Yani Türkiye'deyken toplumu, Türk toplumunu kastediyorum. Okurlarımı seviyorum açıkçası. Yazdığınız eserlerin size göre en başarılı olanı hangisi? Bence Antika Titanik. Ya buna dürüstçe ve yekten cevap verdim. Çünkü Antika Titanik'teki kurguyu daha gelişkin buluyorum. Benim en az beğenilen romanım. Yapacak bir şey yok. Yani herkes gibi ben de Dublör'ün Dilemmasını çok severim. Dublör'ün Dilemması tabii biraz insiyaki bir romandır. Roman hakkında çok şey bilmeden yazdığım bir romandı. Bilemiyorum. Ama romanlarımı genel olarak beğeniyorum. Ruhi Mücerret'i mesela severim. Bence Fink de çok acayip bir roman oldu. Korkma Ben Varım. Ya aslına bakarsanız romanlarımı yan yana koyup şöyle bir baktığımda fena değil ha diyorum kendi kendime. Murat Menteş Ot Dergi'nin tarzını değiştirmiş midir? Ot Dergi'nin tarzı Metin Üstündağ'ın tarzıdır. Dergiyi tasarlayan kişidir Metin Üstündağ. Bizler onun peşinden gelip dergiyi onun koyduğu kurallar çerçevesinde, daha doğrusu onun oluşturduğu çerçeve içinde sürdüren kişilerdik. Bu arada ben artık Ot Dergisi'nin yöneticilerinden biri değilim. Sadece yazarlarından biriyim. Ot Dergisi'nde akademisyenlere yer vermeye çalıştım ben. Yani Ot'ta şef editör olduğum dönemde. Ve akademinin popülerleşmesi bana sorarsanız yani akademik niteliklerin popülerleşmesi Türkiye açısından çok önemli bir durum ve iyi bir şeydi. Ot'un da buna biraz katkısı olsun istedim. Psikologlar, tarihçiler, sinir bilimciler, sosyologlar yer alsın istedim Ot'ta.
Yani bazı temaslarda bulundum. Dergide bu tür entelektüeller göründüler. Onun dışında çok ciddi bir değişiklik yapmadım açıkçası. Murat Menteş'i okuyan biri diğer kitaplarını hangi sebepten alır? Nereden bileyim? Cevabım bu. Ya sanıyorum elbette yazar olduğunuz için ve yazı çok şey bir dünya olduğu için, hayatın reprodüksiyonu gibi, hayatın hatta daha iyi bir şekilde yeniden tasarlanması gibi bir şey olduğu için, ya bu sorunun cevabını vermek benim için zor. Fakat ben Türkçenin ve edebiyatımızın, yani edebi niteliklerin üst düzeyde kullanıldığı metinler ortaya koymaya çalışıyorum. Yazdıklarımın edebi yönünün belirgin olması ve Türkiye'de Türkçenin edebi tatlarına ulaşmaya çalışan insanların benim yazdıklarımdan bu tatları alabilmesi için çalışıyorum. Belki, ya ümit ediyorum ki insanlar bunu fark ediyorlar ve buna istinaden benim yazdıklarımı takip ediyorlardır. Yılda ortalama kaç kitap okuyorsunuz? Şimdi ortalama bir okur yılda 50 civarında kitap okur. Bir entelektüel yani 80 civarında kitap okur. Bu işe ağırlık veren biri de 100-110 civarında kitap okur. Ben açıkçası çok kitap satın alıyorum çünkü çok kitap okumayı tasarlıyorum. Sanıyorum ben de 70 civarında kitap okuyorumdur yılda. Yani umduğum kadar çok okuyamıyorum işin doğrusu, itiraf edeyim. Yeni çıkan kitaplar ve eski okumam gerektiğini düşündüğüm kitaplara ayrıca ağırlık vermeye çalışıyorum. Hakan Karataş'la birlikte Derde Deva Randevu adlı bir seri hazırladığımız için orada bahsi geçen yazarların bazı kitaplarını tekrar okuyorum ve okumadığım kitapları varsa onları okumaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim okuma serüvenim bu yaşlarımda yeni bir şekle girdi. Ders çalışır gibi okuduğumda oluyor. Roman yazmak yaklaşık olarak ne kadar zamanınızı alıyor? Aslında bu sorunun cevabı çok ortada. Yani 4 yıl, 5 yıl arayla roman yayınlayabiliyorum. Ve Dublör'ün Dilemasını 8 ayda yazmıştım. Bu da çok acayip. Fakat artık daha hızlı yazmaya çalışacağım. Bunu her kitabım çıktığında söylüyorum. Yani aslında 1,5 yılda roman yazılabilir bana sorarsanız. İyi bir roman yazılabilir. Ama o da biraz psikolojik durumuyla alakalı belki yazarın. Belki de hayat alışkanlıklarıyla, belki de romanın olanakları hakkındaki düşüncesiyle de ilgili olabilir. Çünkü ben bir tek romanla çok şey yapılabileceği fikrindeyim. Biraz beni yavaşlatan şey bu da olabilir, bilmiyorum. Hayata yeniden gelse yazdığı hangi karakter olmak isterdi? Bir saniye, şimdi hayata yeniden geliyoruz. Ve bize diyorlar ki hangi karakter olmak istersin? Bilmiyorum ki. Yani şundan kaçınılamaz. Ben otobiyografik metinler, otobiyografik anlatılar kuran bir yazar değilim. Fakat ister istemez kendi zihin olanaklarınız, kendi tecrübelerinizin size tanıdığı alan, yani tecrübelerinizin oluşturduğu alan, o karakterleri yazarken yani kullandığınız malzeme bu. Karakterlerden biri olmak ister miydim onu bilmiyorum. Yani İbrahim Kurban mı, Hayati Tehlike mi? Aslında karakterlerimin hepsi biraz birbirine benziyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi bunu cevapsız bırakmış olmayayım. Galiba Refik Risk olmak isterdim arkadaşlar. Evet. Şiirden uzaklaşıp romana yönelmesindeki sebep nedir? Aslında bu sorunun çok basit bir cevabı var. Şiir gençlik dönemi sanatıdır. Roman olgunluk dönemi sanatıdır. İhtiyarladıkça şiirden uzaklaşır, romana yaklaşırsınız. Ben de öyle yaptım. Ama dikkat ediniz, son romanım Fink'te secil sanatını kullandım. Yani şiire tekrar yaklaştım. Belki de artık orta yaş bunalımı yaşıyorum ve biraz gençleşme ihtiyacı duyuyor da olabilirim. Şiirden uzaklaşmazsınız, bir de o var. Yani çünkü şiir çok cana yakın bir sanattır. Karacaoğlan'ın ya da Edip Cansever'in bir şiirini ezberlediyseniz o size hayat boyu eşlik eder. Nuh Tufan gerçek hayatta birinin izlerini taşıyor mu, tamamen kurmaca mı? Nuh Tufan herhalde ilk romanımın baş karakteri olması itibariyle biraz bana benziyordur. Ama şeyi bilmiyorum, yani birini düşünmedim. Ama İbrahim Kurban'ı yazarken bir arkadaşımı tasarlamıştım. Romanlarda bunu yapıyorum. Yani birinin saç rengini unutmamak için onu gerçek hayatta tanıdığım biri gibi kodluyorum. Ya da yüzünü unutmamak için. Böylece her şeyi not almam gerekmiyor. Öyle şeyler var. Şimdi yazmakta olduğum romanda da öyle.
mesela iki kişi aslında çok ünlü insanlar. Onların yaptıkları, ettikleri ve mizaçları itibariyle değil ama görünüşleri itibariyle onları düşünüyorum. Dolayısıyla iyi oluyor. Son iki kitabınız fazlaca zamana hitap ediyor. Bunun, bu kalıcılığın etkilemez mi? Kalıcılığını etkilemez mi? Valla kalıcılığa çok inanmıyorum. Yani bir insan, bir organizma ne kadar kalıcı olabilir? Bir metin ne kadar kalıcı olabilir? Hayat çünkü, insan hayatı, kültür sürekli büyüyor ve... Ama son iki kitabını derken Antika Titanik ve Fink'i mi kastediyorlar acaba? Bence Antika Titanik... Yani edebiyat daima kehanetler içerir. Çünkü biraz hayatın nereye gideceğine dair bir düşünce eşlik eder, romana özellikle. Titanik'in replikası daha suya indirilmedi. Yani ben romanı 2018'de yazdım. Herhalde önümüzdeki yıl ya da bu yıl ikinci Titanik sulara, yani denize indirilecek. Bence önden gidiyoruz yani. Ama kalıcılık dert ettiğim bir şey değil açıkçası. Yazdığım romanı göndersem okur musunuz? Ya bu soruyu o kadar çok duyuyorum ki. Ve insanlar hakikaten yazdıklarının okuru olmamı istiyorlar. Bunda şunun payı var tahmin ediyorum. Hatta görüyorum açıkçası. Şimdi kimi yazarlar bizde okuma iştahı uyandırırlar. Kimi yazarlar da bunun yanı sıra yazma isteği uyandırırlar. Açıkçası benim yazdıklarımın yazma isteği uyandırdığı fikrindeyim. Dolayısıyla benim yazdıklarımı okuduktan sonra yazma isteği, yazma iştahı veya özgüveni artan insanlar onların yazdıklarını da benim okumamı istiyorlar. Bu pek mümkün olmuyor maalesef. Yani fakat şöyle olursa, diyelim ki Hürer Ebeoğlu adlı bir yazar Kulağa Kaçan Böceği adlı bir kitap yazdı. Sonra bir kitabı daha çıktı. Mesela onun yazdıkları dikkatimi çekmişti ve Kulağa Kaçan Böceği'ni okumuştum. Yani yazdıklarınızı yayınlatmaya bakın. Ben de normal bir okur olarak onu edinip okuyayım ha. Böyle bir anlaşmamız olsun. Fink romanı ile okuyucuları epey şaşırttınız. Bundan sonraki romanda çıtayı ne kadar daha yükselteceksiniz? Fink ile ilgili durum şu. Fink'te ben 4 roman sonra 5. romanda bir üslup değişikliğine gittim. Halbuki üslubu anlaşılan, üslubu seçilebilen, üslubuyla bilinen bir yazarın bunu yapması son derece tehlikelidir. Yani nereden çıktı seci sanatı? Neden artık kafiyeli yazmaya başladınız? Hiç güvenli bir su değil. Fakat çıtayı yükselttim mi onu bilmiyorum. Yani açıkçası edebiyat alanı tıpkı hayatta olduğu gibi biraz deneyler alanıdır ve yeniliklere açık olmayı gerektirir. Sanatın bütün türleri yeniliklerle ilerler. Biraz sanatçı özne pozisyonunu pekiştirmek ya da sanatçı olarak bir irade ortaya koymak için bu tür şeyler yapmak zorundadır bence. Ama şu anda yazdığım roman eski romanlarım gibi, yani ilk 4 romanım gibi. Çıtayı yükseltip yükseltmediğimi bilmiyorum ama yenilik daima heyecan verir. Yani bariz, belirgin bir yenilik. Yaşamakta olan birinin hikayesini yazdım. Bunu parçalı bir kurguyla yazdım ve kafiyeli yazdım. Yani secil sanatını kullanarak yazdım. İyi bir şey bu. Anlaşılmadığını düşündüğü bir konuşmada ne hisseder, ne yapar? Şimdi yanlış anlaşılmak sadece benim değil, hepimizin kaderi bence. Şöyle olmuyor. Yani bir insanın anlaşılması aslında o insan neredeyse öldükten sonra gerçekleşiyor. Yani romanlarda da o nedenle ben şey derim. Yani gerçek kişiler romanlardadır. Çünkü yapıp ettikleri başlayan ve biten insanlar olmalı ki karşımızda. Onların kişiliği hakkında, onların kişisel nitelikleri hakkında bir gerçek bir fikrimiz olsun. Hayatta biz birbirimizi genellikle yanlış anlarız. İnsanların bana sorarsanız ünlenmesi de, sevilmesi de, hoşnutsuz yani hoşlanılmaması da o insanlardan biraz bu yanlış anlamalara bağlıdır. Genellikle hayatı bir zincir olarak düşünürsek, biraz Beyhan Budak gibi konuşuyorum ama hayatı bir zincir olarak düşünürsek bu zincirin halkalarının çoğu sahtedir bana sorarsanız. Yani yanlış anlamalardan, yanlışlardan oluşur. Yapacak bir şey yok, hepimiz insanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve eğer elinizde hala kitaplarım yoksa aşağıdaki linkten kitaplarıma ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.